Özel bir yayınla T24'te karşınızdayız bugün. Nazım Hikmet özel yayını, ama onun dışında da bir özel yanı var. Bu benim için bir sunucu olmama rağmen, bu programın yöneticisi olmama rağmen daha fazla bir anlam taşıyor. Nazım Hikmet'ten bahsetmenin ötesinde iki arkadaşımı konuk alıyorum bu programda. Moskova'da yıllarımı paylaştığım, birçok etkinlik yaptım ve bu arada Nazım Hikmet'le ilgili birlikte faaliyetler düzenlediğim iki arkadaşım, iki Ali. İkisinin de adı Ali. Ali Galip Savaşır, en sağdaki arkadaşım, ve yanımdaki Ali İhsan Akıskalıoğlu. Aslında ikisi de demeyeyim, üçümüz de Moskova'da 20 yılı aşkındır Nazım Hikmet'i anma etkinlikleri adına çok şey yaptık. Onu konuşalım bugün. Nereden çıktı bu Nazım etkinlikleri? Neye dayanıyor? Niye bu işlere girildi? Kimler geldi geçti Moskova'dan Nazım Hikmet'i anma adına? Bu geleneği, Rusya'daki Nazım'ı anma geleneğini şairimizin yeni ölüm yıldönümünün arifesinde hep birlikte bir hatırlayalım istiyoruz. Öncelikle Alexan Akıskalıoğlu'ndan başlayalım. Çünkü Nazım geleneğinin, Nazım'ı anma geleneğinin başlangıcında o var. Nasıl oldu, nasıl, hangi şartlarda böylesi etkinliklere başlama kararı aldınız? Ne vardı bunun arkasında? Senden dinleyelim lütfen. Şimdi Rus-Türk İş Adamları Birliği diye bir birlik kurulmuştu. Bu birliğin de başkanı seçilmiştim. O vesileyle Moskova'da yaşayan Türk ve Rus dostlarımızla bir araya gelebiliyorduk. Ve geniş bir iletişim ağı vardı Rusya'da iş yapanlarla. Ve bir gün işte bir yerde, bir meyhanede diyelim, hafifçe sohbet ederken sen geldin. Ve o günde Nazım'ın anmasının yapıldığı bir gün olduğunu söyleyince biraz da utanarak hadi gidelim dedik senin de teşviğinle. O hafifçe herhalde hafif aldığımız alkolün şeyi, Ramazan diye sen biraz onu sansürlü veriyorsun ama Rusya'da nasıl sohbet ediliyorsa öyle ediyorduk ve söz Nazım'a geldi. Nazım'a gelince içimden bir ürperti de geldi. Dedim ki yani tamam, Nazım buradaydı, Rusya'da, Moskova'da, ama nerede olduğunu açıkçası bilmiyorum. Ve 3 Haziran olduğunu da bilmiyorum. Ama doğum tarihini sorsalar onu biliyordum, ama ölüm tarihini o gün ne hikmetse bilmiyoruz. Yani açıkçası unutmuş değilim, bilmiyorum yani. Sonra işte geceye katıldık. İşte o gecede de Hakan Aksay bizi ittirdi. İşte bir şeyler söyle dedi, çıktık. Utanarak, sıkılarak, böyle bir şairin anmasında bize yer verilmesi ve hiç hazırlıksız gitmemiz ve bilmiyor olmamız zaten ayrıca bir şeydi. Ve orada kendi kendimize de söz verdik oradaki arkadaşlarla birlikte. Bundan sonraki anmalara da gerekli desteği vererek bu işi farklı bir yere götürmenin gerektiğine inandığımız için o konuşmayla bitirmiştik. Daha sonraki gelişmelere baktığımızda bu benim böyle tek başıma yaptığım, becerdiğim bir iş de değil. O gün Moskova'da yaşayan bütün Türk camiası, hatta elçiliktekiler, o zaman işte sen vardın, Suat vardı, Cenk vardı, herkesin teşviği, gazetecilerinde. Herkes çok hoşuna gittiydi, herkes çok duygulanmıştı. Daha sonra Nazım Hikmet Vakfı da bu işin içine girdi. Ve onunla birlikte geleneksel hale gelmiş oldu. Zaman zaman eleştirilere de maruz kaldık. İşte niye bunu iş adamları yapıyor deyince. Evet, Nazım Hikmet komüniste, niye kapitalistlere kaldı? İroni de bir şey tabii. Ama peki kim yapmalı deyince hiç kimse de o sorunun cevabını şey yapmıyordu. Unutulmak üzere olan bir olay. Dedik ki biz yapalım da sahip çıkmak isteyenler de varsa onlara da yer veririz. Gerektiğinde yerimizi de onlara bırakabiliriz. Ama böyle bir kültürel olayda da sahip çıkmamak, insan olarak bir dünya kültürüne katkısı olmuş, her şeye rağmen vatan ve insan sevgisini kaybetmemiş, o kadar eziyetlere karşı, hele Batum'daki hikayelerini dinlediğimizde Türkiye'ye bakarak sigarasını tüttürerek vatan hasretini oradan gidermeye uğraşmış. Ama hiçbir zaman ülkesiyle ilgili kötü bir şey söyleyememiş.
söylemeyi düşünmemiş. Ama insan sevgisinde hiçbir zaman içinden eksik etmemiş bir şair. Evet. Kafamı da her zaman şey kurcalar. Yani iş adamı ne yapar? Bu yazar çizerler ne yapar? Ressamlar, müzisyenler. Sonra iş adamının yaptıkları, yaşadığı sürece var. Öldükten sonra da çocukların miras kavgası. Farklı şeyler çıkıyor ortaya. Ama yazarların ve sanatçıların baktığınızda yüzlerce yıl, binlerce yıl devam ediyor yazdıkları. Çoğunun mezarı belli değil, nerede öldüğü belli değil, doğum tarihleri belli değil, şeyler belli değil. O açıkçası beni çok etkilemişti. Nazım'ın sermayesi neydi? İşte bir daktilosu vardı, bir kalemi vardı, kağıdı vardı. Ama 40 dilde 60 ülkede kitapları yayınlanıyor. Pablo Neruda'nın Güneş Karabuğday'a söylediği ilginç bir şey var. Şairlerden bahsedilince Nazım diye bir şairden bahsediyor. Tabii bütün bunlar insan ister istemez etkiliyor. Yani bir tarafta para var, bir tarafta bir emek var, sevgi var, gelecek kuşaklara bırakılan bir kültür var. Ve bu Moskova'da bir de buna nasıl sahip çıkmayacaksınız? Yani sahip çıkmamak utanç verici diye düşünüyordum. O şekilde şey yapıldı ama bu tabii çoğu zaman benim adımla anılmasına karşılık o zamanki arkadaşların, Nazım Hikmet Vakfı'nın ve Türkiye'deki sanatçıların, gazetecilerin, yazarların çok çok büyük destekleri, hatta buraya katılırken hiçbirisi para da istemedi. Bazıları masraflarını karşılamaya da kalktı. Evet. Bu da ayrıca bir söylenmesi gereken ve desteğin çok büyük olması. Ve gittikçe de bu gelişti. Daha sonra ben 2008'de Moskova'dan ayrıldım Türkiye'ye, başka bir şeylere girdiğimizde. Daha sonra bizden sonra Ali arkadaşımız bunu devraldı ve yakışır bir şekilde bizim eksikliğimizi hiç hissettirmeden daha ileriye ve daha başarılı bir şekilde götürüyor. Harika. Güzel bir başlangıç özeti. Bu noktada diğer Ali arkadaşımıza dönelim. Ali Galip yani, Savaşır'a. Dönmeden önce orada bir saplama yapmak zorundayım. Lütfen. Ali İhsan Başkanım'dan ben devralma sürecinde bir Hakan Aksay dönemi de var. RUTAM. Araştırma merkezimiz bizim. Evet, RUTAM Araştırma Merkezi'nin kutladığı bir ara dönem de var. O zamanlar bu senin üzerine kalmıştı ve sen götürüyordun bu işi. Ben bunu başkanıma ilave ettim. Çok teşekkürler. Evet, yani aslında Rus-Türk İş Adamları Birliği ağırlıkta bu 21 yılın falan ağırlığını o çekti. Benim başkanlığı yaptığım bir aydın organizasyonu olan RUTAM, Rus-Türk Araştırma Merkezi 5 yıl yaptı. 1 yıl kadınlar organizasyonu yaptı. Ama diğer yıllarda İş Adamları Birliği, zaten biz yaparken de İş Adamları sponsor oluyordu. Konuklar geliyordu, konserler oluyordu vesaire. Ama Ali Galip arkadaşımızın yaptığı şeyler, son yıllarda yaptığı şeyler onu tabii ki birkaç hamle daha öne çıkardı. Nasıl koşullarda sen devraldın, neler yaptın Nazım Hikmet adına? Her şeyden önce bu geçen süreçte Ali İhsan Başkanım veya senin döneminde ki etkinliklere katılıyordum ben. Birçoğunda da sana destek olmaya çalışıyordum. Sen Türkiye'ye dönmeye karar verdiğin zaman bir yıl MTKO Moskova Türk Kadınlar Organizasyonu. Organizasyonu bu işi yaptı. O yıl çok başarılı bulmadım ben bu etkinliği ve üzüldüm. Üzülünce bu işin böyle ortada kalmaması gerektiğini, daha etkin ve Nazım Hikmet'e yaraşır bir şekilde devam etmesi düşüncemi bir dilekçeyle, o güne kadar RİTİP'le, Rus-Türk İş Adamları Birliği ile çok organik bir bağım yoktu. Yönetim kuruluna beni istişareye seçmişlerdi. Yönetim kuruluna bunu anlatan bir dilekçe yazdım. Ali İhsan Tunç başkandı o zaman. Onlar bu işi biraz artık RİTİP'in zor yapabileceğini, Ali sıkıntı... Tunç.
Ali Tunç. Ali Tunç. Yani hepsinin adı Ali'ydi bir dönem. Evet, sen de bir yerden, bir Ali'den aldın, devraldın. Evet, evet. Hep Ali'de gitti ve Ali İhsan, Ali Tunç Can döneminde bir komite kurulmasını önerdim ben. Nazım Hikmet Komitesi. İşte o komitede biliyorsun sen vardın. Türkiye'ye dönmüş olsam da Suat vardı. Lady Collection İbrahim Bey vardı. İbrahim Ethem Kiper. Böyle bir komite kurduk ve bu işi tekrardan ele aldık. 2010 yılında ilk defa bu komite bir Nazım Hikmet'i anma etkinliği yaptı. Türkiye'den Nazım Hikmet Vakfı'yla işte geldim, görüştüm. Sanatçımız Edip Akbayram'la görüştüm. Sumru Ağır Yürüyen sanatçımız, Nazım'dan eserler okuyan, onun sunumlarını yapan. Ve böylece ilk 2010 yılında bir iki gün etkinlik yaptık. Tabii burada bahsetmeden geçemeyeceğim. Halil Akıncı, Büyükelçimiz Halil Akıncı bu etkinliği birebir çok desteklemişti. Hatta bir yıl sadece 2010'da Rus-Türk İş Adamları Birliği'nin logosunun yanında Büyükelçiliğin logosu da vardı. Nazım Hikmet'i anma plaketinin içerisinde. Ve böylece 2010'da bu bayrağı ben ele almış oldum ve ondan sonra Rus-Türk İş Adamları Birliği yönetiminde olan, yönetiminde olmayan, Nazım severlerle, Nazım'ı sevmeyenlerle hep birlikte bu işi götürmeye çalıştık ve Nazım Hikmet'e yaraşır, onun isminin daha etkin anılmasını sağlamak amacıyla bu anmaları yaptık. Nazım sevmeyenler diyeceğim. Çünkü bu Nazım'ı gerçekten sevmeyen iş adamı arkadaşlarımız vardı. Ama yıllardır bana destek oluyorlar ve onlar da Nazım'ı artık seviyorlar. Nazım'ın mezarına da götürdüm onları. Geldiler. Bir ortak payda haline getirdim. Yani benim yapmak istediğim, şimdi beni çok eleştiriyorlar. Diyorlar ki sen Nazım'ın sadece şair ve yazar tarafını ortaya çıkarıyorsun. Sanatçı kimliğini ortaya çıkarıyorsun. Komünist kimliğini ortaya çıkarmıyorsun. Bu konuda hiç konuşmadım. Sadece geçen yıl konuşma metnimin dışında birkaç cümle söyledim. Bunu burada söylemek istiyorum. Lütfen. Ben de bir komünistim ama şimdi iş adamıyım dedim. Yine diyorum. Nazım da bir komünisti, hem de çok iyi bir komünisti. Stalin'e kafa tutacak kadar inançlı bir komünisti. Ama bugün onun komünist fikirlerinin kimseye bir faydası yok. Ama şiirlerini milyonlar, bütün dünya takdir ediyor. Onun vatan sevgisi üzerine başka bir vatan sevgisini anlatan şairimiz var mı? Hasretleri onun gibi anlatabilen bir şairimiz var mı? Yok. Ben bu taraflarınla daha çok ilgiliyim. Tamam, komünistim. Biz de komünistik. Komünist olduğumuz için sürüldük, ezildik. Ama sanat her zaman var. Komünizm yıkıldı, dağıldı. Şimdi onun için kimliğini sadece Nazım'ı getirip komünizme bağlamayı doğru bulmuyorum. Evet. Ben hakkımı kullanayım. Zaman hakkımı. Bir şey daha anlatmak istiyorum. Tabii. Bu Nazım Hikmet'i anma etkinlikleriyle ilgili. Bu Nazım'ı tabii çok önce de öğrencilik yıllarımızdan biliyoruz ama Nazım'ın bende Moskova'daki bu aşırı etkisi ve ona olan bağlılığımı arttırmasının birkaç sebebi var. Bu Moskova'da oldu. Ben iş hayatımda yaşadığım Rusya krizindeki zorluklar, ekonomik çöküntüde Moskova'da yaşarken çok bunalımlı günler geçiriyordum. Bu bunalımlı günlerde Moskova'da beni iki tane yer sakinleştirebiliyordu. Biri Nazım'ın mezarı ve onun olduğu mekan. İkincisi de Lenin Üniversitesi'nin bulunduğu yer. Bu tepeden Moskova'ya bakıp bir rahatlama, ferahlama hissediyordum. Çünkü bulunduğum ekonomik şartlar, bulunduğum konum beni çok üzüyordu. Ve hayata tekrar bağlanma nedenim olmuştu Nazım'ın oradaki varlığı. Çünkü onun hayatını biliyordum.
onun neler çekip de sonuna kadar direndiğini okumuştuk, hepimiz biliyoruz. Ben de ya Nazım yaptıysa ben de tutunayım, ben de bir şeyler yapmaya çalışayım diye başladım. İlk yıllarda yapılan etkinliklerde olamıyordum, gelemiyordum. Zaman içerisinde 2001'de başladım ben de gelmeye. Çünkü artık Rusya'da tutunmuştum, yaşamaya başlamıştım. Böyle bir... Peki şunu hep birlikte bir hatırlayabilir miyiz? Şimdi bir şeylerden bahsediyoruz. Nazım etkinlikleri yaptık, yaptık, yaptık. Ne yaptık? Biz mezar başında buluşurduk. Nazım'ı anardık. Kimisi duasını okur, kimi şiir okur, kimisi konuşma yapar vesaire. Akşamları da konser olur. Yine konuşma. Kimler geldi? Ünlü insanlardan kimleri getirdik? Onları bir hatırlayabilir miyiz lütfen birlikte? Başta Zülfü Livaneli geldi. Zülfü Livaneli geldi. En çok gelen hiç eksiksiz sembolü oldu. Her zaman destek başka? Verdi. Ve bir şey de söylemek isterim. Kendi uçak biletlerini bile kendisi almıştı. Evet. Yanına getirdiği orkestraya destekleyelim dediğimizde de biletlerini alın yeter demişti. Hı hı. Muhtemelen onları da kendisi karşılamıştı. Başka isimler Yavuz Donat gelmişti. Evet. Bana teklif edildiğinde dedim mutlu oluruz. Yani muhalif veya sevmeyenler de olabilir. Daha da iyi olabilir. Necati Doğru gelmişti, gazeteci. Hı hı. Şu anda hatırladığım kadarıyla. Başka yardımcı olabilirsin. Rutkay Aziz geldi. Rutkay Aziz çok güzel. Ondan sonra Genco Erkal gelmişti. Evet. Başka zorlarsam biraz daha şey yapabilirim. Evet, sayayım. Ben sayayım. Lütfen. Müşfik Kenter evet gelmişti. Edip Akbayram. Evet. Zülfü Livaneli'den sonraki en önemli destekçilerimizden biri. Birkaç defa geldi. Ondan sonra Sumru Ağır Yürüyen sanatçımız. Yani adını anmakta sakınca yok. Geldi ve insanları güzel eğlendirmişti. Güzel bir gece olmuştu. Yavuz Bingöl geldi. Evet. Musa Eroğlu geldi. Şevval Sam geldi. Evet. Çok müthiş bir gece olmuştu. Yeni Türkü geldi. Kardeş Türküler geldi. Sıla geldi. Hı hı. Bu arada çok basından insanlar geldi. Tabii ki bize birçok destekleri, katkıları olan insanlar oldu sanat camiasından. Bunların başında Nazım Hikmet Vakfı Başkanı söylediğiniz Rutkay Aziz. Belgeselleriyle ünlü Tarık Akan. Tarık Akan geldi. Söyleyecek. Bir yudum insan yapımcısı Nevil Özgentürk. Özgentürk evet. Tarık Akan en büyük destekçilerimizden biriydi. Gizli bir askerdi. Hiç ortaya çıkmazdı. Ama gerçekten Can Dündar. Evet. Evet. Ölümünün son anına kadar her şeyle ilgilendi. Ölümünün öncesinde yine son programı konuşmuştuk. 50. yılda da şöyle bir şey konuşmuştuk Tarık Akan'la. 55. yine yuvarlak yıl geliyor. Evet. Yine bu 50. yıl gibi bir şey yapalım demişti. O 50. yılda 110 sanatçıyla gelmişti Nazım Hikmet Vakfı ve biz onları misafir etmiştik. Tabii ki Can Dündar'ın ilk yıllarda belgesellerini kullanıyorduk. Birkaç defa davet etmemize rağmen bazı sorunlardan dolayı gelememişti. Ama daha öncesinde gelmediğini hatırlamıyorum. Geldi, bir yıl geldi. O benim yaptığım dönemde gelmişti. Tabii ki bu anmaların en önemli insanlarından biri Hıfzı Topuz abimiz. Evet. O geldi. Her zaman onun fikirlerinden faydalanıyoruz. Nazım'la ilgili düşüncelerini alıyoruz. O bir destekçimiz bizim. Tabii ki şöyle bir şey de var. Biz belli bir zamandan sonra bu anma etkinliklerine farklı bir anlam getirdik. Nasıl? Bir Nazım adına dostluk ödülü koyduk. Biliyorsun. Evet. Bu Nazım Hikmet Dostluk Ödülü iki tarafta Rusya ve Türkiye'de Nazım'ın yaşamasına, Nazım'ın eserlerinin devam etmesine katkısı olan sanatçılarımızı, duruşuyla Nazım'ı yansıtan sanatçılarımızı Nazım Hikmet Komitesi'nin seçimiyle tespit ediyoruz.
RİTİB, Rus Türkçe Adamları Birliği Yönetim Kurulu'nda görüşüp karar veriyoruz ve her yıl bir Türkiye'den bir de Rusya'dan bir sanatçıya bu ödülü veriyoruz. İlk defa burada açıklayayım. Geçenlerde de açıkladık basına. Daha tam şeye geçmedi, kayda geçmedi. Bu yılki ödülü Edip Akbayram'da Rusya'da Atatürk'ün nutkunu da Rusça'ya çevirmiş Dimitri Vasilyev'e veriyoruz. Bir iki cümleyle bu yıl kimlerin katılacağını da söylersen bir başka konuya geçelim. Evet. Kimler var bu yıl? Bu yılki sanatçılarımız şöyle, Moğollar konser verecek. Moğollar, Cahit Berkay, Emrah. Evet. Ayrıca her yıl olduğu gibi bizi hiç yalnız bırakmayan, her zaman yanımızda olan Zülfü Livaneli onur konuğumuz olarak olacak. Nazım Hikmet Vakfı adına Zeynep Oral ve Zeynep Altıoklar katılıyorlar. Tabii ki ödülünü almak üzere Edip Akbayram gelecek, o var. Basından Hakan Aksay ve ekibi, canlı yayın yapmayı düşünüyoruz bu yıl. Ayrıca Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek davetimizi kabul etti. O olacak. Şimdilik bunlar. Çok teşekkür ederim. Yani T24 ekibi ilk defa böyle bir rol alacak. Umarım başarılı oluruz. Birkaç gün içinde iyi şeyler yaparız. İzninizle ben birkaç ismi daha ekleyeyim. Ondan sonra iki sorum daha kaldı. Onları yönelteyim ve daha sonra bitirmemiz gerekecek. Şimdi katılanlar arasında benim aklıma gelen bir Şener Şen'i eklemek istiyorum. Halil Ergün de vardı. Zuhal Olcay, evet. Zaliha Berksoy. Önemli bir ekim daha var. Vera katıldı. Ölümünden önceki son Nazım Hikmet etkinliğine onu dostumuz Melih Güneş'in de yardımıyla ben defalarca görüşmüştüm ve onu gelmek üzere ikna etmiştik. Vera'nın katılımı önemliydi. Nazım'ın son eşi Vera Tulyakova'ndan sonra da birkaç ay sonra ölmüştü. Devlet az önce sözü geçti. Halil Akıncı, ondan önce Nabi Şensoy vardı. Rahmetli oldu geçenlerde. Devlet'in de katılımı oldu. Bunlar önemli konulardı çünkü Devlet Nazım'ı vatan haini olarak görüyordu. Sonra benimsedi ve arkadaşım Ali Aleksan'la birlikte Nazım'a yurttaşlık kampanyasını düzenledik. O turda bir şey bizim hayatımızda onurlu bir şey olarak yer aldı. Şimdi size soracağım iki sorudan bir tanesi şu. Sen de çok sık karşılaşmışsındır. Nazım şiir yazmış ve beni Türkiye'de bir çınar ağacının altına gömün demiş. O zaman Nazım'ın mezarı Türkiye'ye getirilmeli mi, getirilmemeli mi? Şimdi bu soruyla çok karşılaştım. Ama ben Nazım'ın yaptığı yeri gördüğümde açıkçası kıyamadım. Nedenine gelince mezarlığa özenir mi insan, ama bir resim heykel müzesi gibi bir yerde, bir de çok kıymetli bir yere koymuşlar. Tarifi son derece kolay ve Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin'e de ancak yanında yer bulabildiler. Yani evet. Bu kadar kıymetli bir yer. Tek meydan, mezarlıktaki meydanda. Ünlü Novodeviç'i mezarlığının meydanının hemen kenarında. Yarboçov'un eşi bile orada yer, kenarda bir yer bulabilmişti. Rus sanatçılar, komedyenler, artistler. Şimdi birincisi bu var. İkincisi tabii Türkiye'nin politik ortamı her zaman çalkantılı olduğu için bir gün Eskişehir'in Doğançayır diye bir büyük bir beldesi var. Bu beldenin belediye başkanı bir gün şey yaptı. Ben dedi Nazım Hikmet etkinliği yapmak istiyorum. Bize destek olur musunuz dedi. Oluruz dedik. Ondan sonra işte Mevlüt okuyacağım dedi. Şaşırdık. Ondan sonra dedik ki tamam, söz verdik, verelim, ama daha sonra Mevlüt okutulmamış da mahkemelik bile olmuştuk o yüzden yardım ettik diye. Türkiye şairini anıyor. Şimdi belediyeden birisi işte Nazım adına yardım toplandı, bu da işte bir şey yapıldı diye. O tabii biraz etkiledi insanları. Arkadaşlarla da konuşmuştum. Daha sonra
layık olduğu ve kültürün de değer verildiği bir yer olduğu için orada mı kalsa diye düşünürken bir gün eski bir bakanlarımızdan, şimdi öldü, sağ değil, gündeme gelince bakanla söylüyorlar işte Nazım'ın mezarı Türkiye'ye getirilsin mi diye. Yok demiş ya, o artık uluslararası bir şair, serbest bölgeye getirilebilir diye şey yapınca devletin en üst kademesindeki bir adamın bunu söylemesi tabii ki onur kırıcı bir şeydi. Sonra kişisel dostluğum da vardı o bakanla. Görüştüğümüzde her zamanki gibi o kesimin yaptığı, ya işte ben onu demek istemedim de öyle yayınlandı gibi böyle top çevrildi, şey yapıldı. Açıkçası Nazım'ın kıymetini bilen bir ülkede olması ve iki ülke arasında aslında bir kültür köprüsü işi görmesi bana göre kalmasında yarar var. Bu saatten sonra Türkiye'ye mi gelmiş, şeye mi gelmiş, dünyaya zaten mal olmuş bir şair. Onun kitaplarının yayınlanması, onun şiirlerinin okunabilmesi, onun insan ve vatan sevgisinin ön plana çıkartılması, mezarının taşınmasından çok çok daha önemli diye düşünüyorum. Peki, hem bu konuda eğer ek yapmaya gerek duyuyorsan kısaca onu alayım, hem de son olarak sorum da şu: Nazım'ın mirasının kalıcı hale gelmesi, hani bugün konuştuk dağıldık bitti değil, sürekli kuşaktan kuşağa devredilir hale gelmesi için nasıl görüyorsun sorumluluğumuzu? Öncelikle mezarı konusunda söyleyeyim. Mezar Nazım'a verilebilecek en layık yerde anlamını bulmuş ve Nazım'ın ülkesinden de her yıl oraya topraklar getirilmiş. Kendi vatan toprağında çok çok rahat uyuyor ve oradaki Türk toplumu da Nazım'a sahip çıkıyor. İkinci bir özelliği var mezarının orada olması. İki ülke arasındaki kültür bağı, kültür köprüsü, ortak paydamız. Orada kalmalı diyorum. Peki. Nazım'ın mirası benim en çok kafamı yoran, herkesin kafasını yoran bir konu. O kadar bölük pörçük ki. İsimleri vermeden söyleyeceğim. Bilmem şu bankanın yayın, kültür yayınları Nazım'ın eserleri. Bir başkası Nazım'ın şunları bende diyor, sergiler yapıyor. Bir başkası başka şeyler yapmaya çalışıyor. Nazım'ın evi biliyorsunuz geçen yıl artık evi kendi ihtiyaçları olduğu için Vera'nın kızı evdeki eşyaları yine Nazım'la ilgili araştırmalar yapan bir arkadaşımızın önderliğinde verdi. O işe ben de destek oluyorum. Eşyaların toparlanması bir yerde ve bir Nazım Hikmet Müzesi kurulması üzerine çalışmalar yapıyoruz. İstanbul'da. Şu andaki hedefimiz İstanbul. Evet. Ama hedefimiz İstanbul, şartları araştırıyoruz. Bu konuda isimler vermeden ne yaptıklarımızı söylemek istemiyorum. Bunun tabii hamisi ben değilim. Ben bu işe soyunmuş birçok insan arasında bir katalizör, onları bir araya getiren bir insan pozisyonunda bu işi başarmak üzere yola çıktım. İnşallah başarabiliriz, olur. Bu zorunlu. Peki. Böyle bir şairimizin, böyle bir yazarımızın eşyaları tutanın elinde kalmış. Herkesin bir tarafta bir parça eşya elinde ve Nazım'la ilgili el yazmaları, kişisel eşyaları, ona hediye edilmiş tablolar, bunların hepsinin bir yere getirilip bir Nazım Hikmet Müzesi kurulması şart, şart, şart diyor. Peki. Ekleyeceğim bir şey varsa şey kısaca onu da alıp kapanışı yapalım. Toprak deyince vatan toprağı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen özel bir kapta toprak getirmiştir ve Nazım'ın
mezarının başında çınarıyla birlikte dikmişti. Kayıtları var. Bunlar tabii Moskova'da olanlar, Rusya'da olanlar bu dediklerimiz biraz farklı duygularla izliyorlar, yaşıyorlar. Çünkü orada olmak, o mezarın başına gidebilmiş olmak, bazen turist kafileleri de gelir. O ayrı bir duygudur, ayrı bir onurdur. Umarım hepinize nasip olur büyük şairin Moskova'daki eşsiz mezarını görmek. Ama sadece mezar görmek değil, şairi anmak, anısını yaşatmak, eserlerini dile getirmek, onunla ilgili yapmamız gereken çok şey var. Bugün biraz farklı bir program yaptık. Geçmişinde, gençliğinde komünist olan 3 kişi, 2 konuğum ve ben Nazım'la ilgili Moskova'da bir şeyler yapma fırsatı buldu. Bir şeyler yaptık, biz ikimiz çekildik. Kısmen de olsa dışarıdan destek veriyoruz. Bir arkadaşımız hala destek bu faaliyetleri sürdürüyor. Bir Nazım öyküsü, bir Nazım geleneğinin öyküsüydü bugünkü konumuz, konuklarımızda. İş adamı ama iş adamından önce herhalde söylememiz gereken Nazım Sever iki kişiydi. Ali Galip Savaşır ve Ali İhsan Akıskalıoğlu. Bugünlük bu kadar. Yeni söyleşilerle tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.